arkadaşlar seçim yapma menüsünün en altında parlaklık maskeleri diğer bir deyişle luminosity maskler bulunmakta. Bu özellikle manzara fotoğraflarında ve geri kalan tüm fotoğraf türlerinde aktif olarak kullanılıyor. Parlaklık maskeleri parlaklık düzeylerine göre oluşturulması gerçekten zor maskelerdir. Bunları oluşturmak ve hedeflediğiniz bir parlaklık düzeyine istediğiniz etkiyi vermek artık çok kolay. Buradan hedeflediğiniz parlaklık düzeyini seçiyorsunuz. Tek tıkla seçim gerçekleşiyor ve yine buradaki butonlar, buradaki adjustment layer'larla kolay bir şekilde kombine edebiliyorsunuz. Gelin bunları hızlıca deneyimleyelim. İlk olarak buradaki butonların bu görsel üzerinde tam olarak nereye seçtiğini doğru bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bu görsel tam siyahtan tam beyaza gidiyor. P1'e bastığımda parlak alanları en geniş şekilde seçiyor. P2'ye bastığında daha da parlak olan kısımları hedefleyerek seçiyor. P3 fotoğraftaki en parlak olan white'sa yakın olan kısımları seçiyor. O'ya bastığında orta tonlar. Ne gölgeli alanlar ne parlak alanlar orta tonları hedefli bir şekilde seçiyor. G1 adından da anlaşılacağı gibi gölgeli alanları geniş bir şekilde seçiyor. G2 daha da gölgeli olan alanları seçiyor. Daha dar kapsamlı yani. G3 de en dar, en gölgeli alanları seçiyor arkadaşlar. Seçimi iptal etmek için yan taraftaki çarpı butonuna basmanız yeterli. Arkadaşlar özetle P1'den P3'e giderken daha hedefli çalıştığı için fotoğraftaki en parlak alanları seçmeye odaklandığı için seçim daralıyor. Yani P1'de daha geniş bir skalada seçim varken P3 daha odaklı ve en parlak alanları seçmeye hedefli olduğu için seçim çok daha dar. Aynı şekilde G1'de seçim daha genişken G3 en karanlık alanları seçmeye odaklandığı için haliyle seçim yaptığı alan daha sınırlı oluyor. Bunu da böyle kafamıza kodlamamız gerekli. Arkadaşlar gelin bunu fotoğraf üzerinde de görelim. P1'e basıp hemen ardından seçim aktifken körse bastım. Alt tuşuna basılıp yaptığım seçimi ön izlediğimde gayet geniş bir seçim yaptığını görebiliyorum. Fotoğraftaki parlak alanları seçmiş. Körse tıkladım ve geri döndüm. P2'ye basıyorum ve körse tekrar basıyorum. Yaptığım seçimi ön izlemek istersem alt tuşuna bastım ve seçime tıkladım. Bakın birçok alanın devre dışı kaldığını P2'nin fotoğrafta gerçekten parlak olan alanları seçmeye odaklandığını görebiliyorsunuz. Körse tıkladım geri döndüm. P3'e basıyorum arkadaşlar. Tekrar körse tıkladım ve alt tuşuna basılı tutarak maskeye tıkladım ve maskeyi ön izledim. Seçimin çok daraldığını, fotoğrafta sadece en parlak alanları seçmeye odaklandığını görebiliyorum P3'ün. Arkadaşlar, bu paneli kullanımında en büyük öğrendiğimiz şeylerden biri de aktif bir seçim görüntüsü varken buradan bir butona basarak onu maske olarak atayabileceğimiz düşüncesiydi. Ben de bu fotoğrafta P1'e basarak en geniş kapsamlı parlak alanları seçiyorum. Parlak alanlar seçimi aktifken yine panel üzerinden bir körse bastım ve parlaklığı artırıyorum. Yani parlak alanların parlaklığını artırmış oldum arkadaşlar. Fotoğrafa yaklaşıyorum. Hatta şöyle biraz şiddetli yapayım videoda gözüksün. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Bakın parlaklığı artırdığımda şuradaki saçlar yani gölgeli olan alanlar etkilenmiyor. Çünkü az önce P1'e bastım ve bu körsün sadece parlak alanlara etki etmesini sağlayacak maskeyi ona atadım. Maskede şu siyah görünen alanlar yaptığım curse işleminden etkilenmeyecek alanları. Beyaz gözüken alanlarda yaptığım curse'den etkilenecek olan alanları temsil ediyor. Açıp kapattığımda etkilenen alanların parlak alanlar olduğunu görebiliyorsunuz. CTRL 0 e yaparak fotoğrafı ekranıma sığdırdım. Fotoğrafın orta tonlarını seçmek için O'ya basıyorum hemen ardından seçim aktifken renk hard mix'e tıkladım. Arkadaşlar renk hard mix canlılık vermek için kullandığımız güzel yöntemlerden biriydi. Fotoğrafa biraz daha yaklaştım. Açıp kapattığımda fotoğrafın gölgeli olan ya da aşırı parlak olan alanları etkilenmeden orta tonlarına hard mix'in sol tarafındaki rengin enjekte edilerek daha canlı gözükmesini sağladığını görebiliyorum. Videoda daha iyi gözükmesi için Buradaki fil değerini biraz artırdım. Şimdi açıp kapattığımda çok tatlı bir rengin fotoğrafın orta tonlarına eklediğimi görebiliyorum. Arkadaşlar, buradaki rengi orta tonlarına enjekte etmemin nedeni gölgeli alanların daha koyu olarak detay kaybı yaşamaması ya da parlak alanların daha da parlak olarak detay kaybı yaşamaması ya da beyazlığından ödün vermemesi. Alt tuşuna bastım ve maskeyi ön izlediğimde Bakın aşırı parlak alanlar devre dışı, aşırı gölgeli alanlar da devre dışı. Sadece beyaz olarak gösterilen alanlar, bu fotoğraftaki orta tonlu olan alanlar. İşte siz de bir fotoğrafın orta tonlarını hedefleyerek bir renk enjekte edebilirsiniz. Ne siyahları patlatırsınız, ne de beyazları patlatırsınız. Gerçekten dengeli bir görüntü elde ederseniz çok tadında. Rus fotoğrafçılarında çok fazla gördüğümüz şu görüntüyü, bakın şuraya yaklaşayım. Doygunluk harika, ama siyahlarda patlama yok, beyazlarda patlama yok. Bunu basit bir şekilde elde edebiliyoruz. Orta tonlarını seçin ve hard mixte ilgili rengi basabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar parlaklık maskelerini kullanarak fotoğrafın parlak alanlarına ya da gölgeli alanlarına ayrı ayrı renkler enjekte edebilirsiniz ya da ton değiştirebilirsiniz. Örneğin P1'e basarak fotoğrafın parlak alanlarını seçtim. Seçim aktifken oto ton değiştirmeye tıklıyorum ve fotoğrafın parlak alanlarını seçiyorum. Ton değiştirme menüsünde bunu sağa doğru çekerek parlak alanların daha yeşilimsi tonlarda kaymasını sağladım. Okey dedim. Açıp kapatıyorum. Gayet güzel. Şimdi gölgeli alanları seçiyorum. Otomatik ton değiştirmeye tıkladım. Fotoğraftaki gölgeli alanlardan bir örnek aldım. Ve bunun da biraz daha kırmızı olmasını istiyorum sola doğru kaydırdım ve biraz da renk doygunluğunu artırıyorum. Biraz fazla oldu. Dengeledim, uygula dedim. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle bir şey var. Yaptığım değişikliklerden sonra bakın saçın rengi çok doygun hale geldi. Saç bu fotoğraftaki en koyu alan olduğu için sadece saçı hedefleyen bir seçim yapmak istiyorum. O da muhtemelen G3 olacaktır. G3'e basıyorum ve ardından ton değiştirmeye tıkladım. Saçı temsil eden bir renk seçtim. OK dedim. Ve bunu sola doğru doygunluğunu çekiyorum. Yani saçın üstündeki o aşırı doygunluğu almak istiyorum ve uygula dedim. Bakalım G3'e basarak başladığım ve ton değiştirme ile saçın satürasyonunu düşürdüğüm bu seçim gerçekten saçı hedeflemiş mi? Alt tuşuna basarak şuradaki maskeyi önüzlüyorum. Bakın arkadaşlar G3'ün neden önemli olduğunu görüyorsunuz. Saçı tamamen seçim içinde yapmış. Modelin yüzünü neredeyse devre dışı bırakmış. Tabii ki bunu manuel olarak şuraları da yok sayabilirsiniz. Ama saçı nasıl seçtiğini görün. Açıp kapattığımda şöyle yaklaşayım. Saçtaki renk doygunluğunu aldığını ve gerçeğe daha fazla yaklaştığını görebiliyoruz. Fakat şöyle bir sorunumuz oldu. Alt tuşuna basıp ekranda tıkladığımda arka planım da değişti. Bunun böyle olmasını istemiyorsam arkadaşlar, modeli seç, grup yapa basıyorum ve buradaki 3 tane layer'ı shift yardımıyla seçtim. Bu 3 layer'ı model seç, grup yap butonun içine attığımda bakın arka plan etkilenmiyor. Ben şu an istediğim renk efektini ince ayarlarıyla parlak alanlara ayrı, gölgeli alanlara ayrı saç gibi siyaha yakın alanları etkilenmeyecek şekilde buradaki parlaklık maskelerinden destek alarak ve otomatik ton değiştirmeyi kullanarak istediğim renk efektini ya da herhangi bir yerde gördüğüm renk efektini istediğim şekilde ekleyebilirim arkadaşlar. Bakın öncesi sonrası öncesi sonrası buradaki renk geçişinin iyi ya da güzel olması değil hedefli bir şekilde çalışabiliyor olmamız burada bizi etkileyen en önemli unsur. Arkadaşlar buradaki parlaklık maskelerini panel üzerindeki kırmızılık giderme ve kontrast ekleme butonlarıyla da kombine edebilirsiniz. Örneğin bir fotoğraftaki kırmızılık fotoğrafın ya da modelin gölgeli alanlarında olur. Parlak alanlarında örneğin şu el bölgesine dikkat edin burada bir kırmızılık yok. Kırmızılık ışık düşmeyen ışığın az olduğu gölgeli alanlarda daha belirgin şekilde gözükür. O yüzden ben de önce G1'e basarak gölgeli alanları seçiyorum. Ardından kırmızılık gidermeye bastığımda çok daha hedefli ve keskin çalışan bir kırmızılık giderme işlemi yapmış olacağım. Opasite değerin daha görünür olması için %60-65 gibi bir değere çektim. Bakın açıp kapattığımda gölgeli alanları hedeflediğim ve kırmızılıklarını giderdiğim güzel bir sonuca ulaştık. Eğer bu yeterli gelmediyse gölgeli alanları tekrar seçerim, otomatik ton değiştirmeye tıklarım, buradan gölgeli alanları temsil eden bir rengi seçerim ve OK derim. Buradaki rengi yine revize ettiğimde gölgeli alanları etkilemiş olacağım. Ben bu renk tonunu daha da yeşile çekmek istiyorum. Biraz saturasyon artırdım. Şöyle biraz da parlaklık artırıyorum. Uygula dedim. Bakın hem kırmızılık gidermeyle hem de ton değiştirmeyle orayı hedefledim. Şimdi gölgeli alanları tekrar seçiyorum ve Color balansa tıkladım. Color Balance'ın da Shadows kısmına girerek gölgeli alanlara biraz daha mavi verdim. Biraz sayan vereyim mi diye bakıyorum. Güzel olmadı. Maviliği biraz daha artırdım. Ve alt tuşuna basıp ön izlediğimde bakın fotoğrafın aurasını tamamen başka bir noktaya getirdik. Kırmızı bir fotoğraftı. Şu an Mavi ve sarı arasında giden daha farklı bir tona sahip, daha farklı bir auraya sahip hale geldi. Şimdi arkadaşlar, ben bu fotoğrafa kontrast eklersem, fotoğraftaki siyah alanları daha siyah, parlak alanları daha parlak yapacak. Buradaki saç kontrast eklediğinde detay kaybına uğramaya çok yakın. Zaten sınırda bir parlaklığa sahip ya da buradaki kollar da çok parlak olduğu için kontrast eklediğinde patlamaya müsait. O zaman ben kontrastı bu fotoğrafta nereye ekleyeceğim? Kontrastı arkadaşlar orta tonlara eklerseniz siyah alanları daha siyah yapmadan, parlak alanları da daha da parlatmaya gerek duymadan sadece orta tonların kontrastını artırarak fotoğrafı çok daha keskin ve kontrast bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Yapılamayan işlerden biri de bu bir kontrast eklediğinizde siyahlar simsiyah, beyazlar bembeyaz oluyor ve çok çamur bir görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden önce orta tonları seçiyorum. Orta tonları seçtikten sonra kontrast ekleye basıyorum ve opasite değerini biraz artırdım. Arkadaşlar bakın açıp kapattığımda kontrast eklediğim halde saçtaki siyahlarda herhangi bir sorun yok. Çünkü orta tonlar saçları devre dışı bırakıyor. Diş gibi Kolun şu parlak alanları gibi kısımları da devre dışı bırakıyor. Sadece orta tonları hedefleyen bir kontrast ekleme işlemi yaptım. Daha önce arkadaşlar biz bunu Photoshop'ta yapamıyorduk. Çünkü fotoğrafın parlak alanlarını seçip ondan gölgeli alanlarını çıkartarak orta tonların bir maskesini elde etmek gerçekten çok uzun bir iş. Ve uzun bir iş olduğu için akıcı bir çalışma düzeninde yer almıyordu. Ama artık tek bir butonla orta tonları seçebiliyorum. Orta tonları seçip kontrast ekleyebilirim. Hard mix yapabilirim. Otomatik ton değiştirme ile yeni bir ton enjekte edebilirim. Alt tuşuna basılıyorum. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Yaklaşıyorum. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. İstediğiniz renk tonunu, istediğiniz rengi istediğiniz şekilde uğraşmadan artık çok kolay bir şekilde düzeltebilir ya da yeniden o rengi fotoğrafa enjekte edebilirsiniz. Photoshop'u yeniden keşfetmeye hazır olun.